umarım bitecek. Şimdi karavan, karavan. Bu pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni bir yaşam modeli ya da kaçış modeli imkanı olanlar için, özellikle dediğim gibi pandemiden sonra çok fazla rağbet var. Şimdi İstanbul'un göbeğinde Maltepe sahilinde Meryem Naz bizi bekliyor canlı bağlantı için. Hakikaten İstanbul'un göbeği diyebiliriz Anadolu yakasında Maltepe'ye. Orada da bir karavan park var. Meryem Naz da orada, bakalım neler paylaşacak. Kim var kim yok anlatsın sevgili Meryem. Günaydın Meryem. Yeniden merhaba İbrahim Sadır. Şu anda Maltepe'deyiz. Siz de söylediğiniz gibi burada pek çok karavan var. Hatta 200'e yakın karavan var. Karavanlar birleşerek adeta bir karavan mahallesi oluşturmuş durumda. Bakın her yanım, sağım, solum karavan. Şimdi biz burada karavanda yaşayan 4 kişilik bir ailenin misafir olmaya geldik. Karavanları yakından görelim istedik. İşte bu şekilde adeta bir evin bahçesini andıran bir görünümde de bahçesi bulunuyor. Onları da detaylarıyla göstereceğim. Hatta şu anda ailemiz yemeğini yiyor, kahvaltısını yapıyor. Ben de şöyle ayakkabılarımı çıkararak karavanın içerisinde misafir olacağım. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir karavan. Önce karavanı gösterelim, sonra sohbet edelim mi? Afiyet olsun sizlere. Şöyle bakın, karavan gerçekten adeta bir evi andırıyor. Bir yatak var hemen. İleride, yatağın ilerisinde küçük bir mutfak var. Bütün yemekler, çaylar, kahveler işte bu minik mutfakta hazırlanıyor. Tabii her şeyde var yani. Yok yok masada yumurtası, simidi, zeytini, peyniri. Tabii can dostları da yanlarında efendim. Bakar mısınız? 4 kişilik bir aile dedik ama yanlış söyledik galiba. 5 kişilik aile. Afiyet olsun Bora Bey. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl karavanda yaşamak? Çok güzel tarafları var aslında ama bilinmesi gereken bazı zorlu tarafları da var. Onları göğüs germeyi becerdiğiniz zaman gerçekten keyfine diyecek yok. Keyfine diyecek yok. Peki pandemiyle birlikte tabii çok fazla talep de arttı karavanlara. Ne dersiniz, pandemiden sonra daha mı keyifli bir hal aldı karavanlar? Şimdi açık havadasınız. Karavanınızın olması büyük bir nimet sizin için. Bizim için özellikle. Özellikle tam kapanmada biz buradaydık. Çocuklar online derslerini yaptılar. Bizler burada dışarı çıkıp en azından bir hava alma fırsatımız oldu. Evde olsak çok zor oldu, çok zor geçecekti. Aynen. Gerçekten artık diyoruz ya, karavanlar tatil stilimizi, hatta yaşam stilimizi bile değiştirdi. Çocuklar da mutlu, ben öyle görüyorum, yüzler gülüyor. Sabahın erken saati, uyandınız, karavanda kahvaltınızı yapıyorsunuz. Karavanda kalmayı seviyor musun? Evet, seviyorum. Nasıl böyle? Bir günün nasıl geçiyor karavanda? Oyunlar oynuyoruz, kitap okuyoruz. Film izliyoruz, dizi izliyoruz. O şekilde. Şahane gerçekten. Bir de tabii Maltepe'deyiz, sahil de yakın. Aynen öyle. Aslında evim de buraya çok yakın. Bir egzersiz stüdyomuz var Maltepe'de, fizik tedavi unsurları içeren. İş yerinden çıktığımızda 5 dakika sonra yazlığımızda olmak çok keyifli. Yazlık diyorsunuz artık karavan için. Çünkü buradan biz yazın buradaki birkaç karavancı arkadaşla birlikte denize de giriyoruz. Deniz son yıllarda oldukça temizlendi. Gerçi bu yıl öyle değil ama. Göreceğiz bakalım. Bora Bey, mesleğiniz nedir? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi. Tabii burada çok fazla kalan müzisyenler var, sağlıkçılar var, mühendisler var. Her meslekten, değil mi, karavanda hayatını sürdüren? Her meslek grubundan insanlar var. Zaten karavancı olmak belli bir dünya perspektifine sahip olduğunun işareti. Dolayısıyla karavancı karavancının halinden, yapma karavancı değilse çok iyi anlıyor. Peki karavan kaç metre boyunda? Bu yaklaşık 7,5 metre. 7,5 metre yetiyor mu 4 kişilik aileye? Eğer iç dizaynı doğru yapılandırılmışsa 4 kişilik bir aileye yetiyor. Biz 3 aydır buradayız. Çocuklarımla birlikte kalıyorum online. 3 aydır? Evet, 3 aydır buradayız. Çocuklarımla birlikte kalıyorum. Onlar online derslerini buradan devam ettiriyorlar. Kızım balerin bale derslerini online buradan alıyor. Dışarıya işte kuruyoruz gerekli konfigürasyonu. Kızınıza mikrofon uzattık ama ben oğlunuza da mikrofon uzatmak istiyorum. Kendisi de şöyle sıcak sütünü içiyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl kalmak? Şöyle kameraya dönelim de biraz. Karavanda kalmak nasıl bir duygu? Bilmiyorum. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli.
gerçekten seviyorlar ki zaten her şey var. Dediğimiz gibi yatak var, mutfak var, yemek masası var. İşte şöyle köşeli bir koltuk var. Hatta ayakkabı dolabı var. Bakın bütün böyle ayakkabı dolabını görüyoruz. Yine damacan, televizyon. Güzelce bir yaşam sürdürülebilecek bir karavan. Şöyle dışarıya doğru çıkıyorum efendim, sizlere afiyet olsun. Şöyle dışarıya doğru ben çıkarken şöyle gösterelim. Hatta Arif Soner Kalkan'la birlikte gerçekten karavanları ziyaret ettik. Her birinin yüzleri gülüyor ki pandemi döneminde dışarıda olmak yazlıktayız diyorlar efendim. Gerçekten zaten bu cümle bile yeterli ne kadar karavanların rahat olduğunu göstermek için. Şu anda sabahın erken saatleri tabii karavanlarda da uyuyorlar. Pek dışarıda değiller ama ilerleyen saatlerde karavanların dışına çıkarak şöyle sanki evlerinin bahçesinde oturuyorlarmış gibi. Çaylarını, kahvelerini ellerine alarak yudumlamaya devam ediyorlar İbrahim Sadri. Meryem çok teşekkür ediyorum. Vallahi yıllardır o sahil şeridinden yani gezerim, bilirim. İlk defa öğrenmiş oldum senin vesilenle. Ama açıkçası benim böyle bir merakım, ilgim yok. Fakat hakikaten güzel bir kaçış tırnak içinde yolu diyebiliriz pandemi sürecinde. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar emeğine sağlık hem senin hem kameraman arkadaşımızın. Az bir sürem kaldı ama dünya arı gününden bahsetmeden fakat hakikaten güzel bir kaçış tırnak içinde yolu diyebiliriz pandemi sürecinde. Kolaylıklar diliyorum.